İmamoğlu'na kızanlar, AKP'li başkanının bu fotoğrafına ne diyecek? Aksaray'ın Ortaköy ilçesinin AKP'li belediye başkanı Ali Rıza Özdemir'in, Yunus Emre Türbesi'nin penceresinde garip bir şekilde otururken çekildiği fotoğrafları ortaya çıktı. İşte o fotoğraf. Aksaray ilinin Ortaköy ilçesinde bulunan Yunus Emre Türbesi'nde fotoğraf çektiren ilçenin AKP'li belediye başkanı Ali Rıza Özdemir'in fotoğrafı görenleri hem şaşırttı hem de tepkilere neden oldu. Türbenin penceresine oturarak çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Ortaköy ilçenin AKP'li belediye başkanı Ali Rıza Özdemir'i görenler tepki gösterdi. Daha önce, 2020 yılında İstanbul'un fethinin 567. yılı nedeniyle Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun türbenin etrafında elleri arkasında dolaşmasına hükümet yetkilileri tepki göstermişti. Bu fotoğrafla ilgili hakkında soruşturma açılan Ekrem İmamoğlu ifade de verdi. O dönem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüntüleriyle ilgili, "Ben de saygısızlık olduğunu düşünüyorum. Bana göre suçtur. Böyle bir görüntü olamaz," ifadelerini kullandı. Ne olmuştu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında geçen yıl katıldığı bir törende, Fatih Sultan Mehmet'e ait türbenin önünde ellerini arkaya bağladığı için soruşturma açılmıştı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında geçen yıl katıldığı bir törende, Fatih Sultan Mehmet'e ait türbenin önünde ellerini arkaya bağladığı için soruşturma açıldığını yazdı. İBB sözcüsü Murat Ongun ve İçişleri Bakanlığı söz konusu haberi doğruladı. Pehlivan, köşe yazısında, "Bugünlerde nereye baksak benzer sözleri duyuyoruz. Kanunsuz emir, hukuksuz talimat, suç olmayan fiil. Her gün garipsiyor, baskılanıyor, öfkeleniyoruz. Ama çıta yükselmeye devam ediyor. O halde, sorayım, elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezindiniz diye hakkınızda soruşturma açılır mı?" "Açılmışı var," dedi. Pehlivan'ın yazısının devamı şöyle. Bundan tam bir yıl önceydi. İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümüydü. Fatih Sultan Mehmet Türbesi'nde bir anma töreni düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılımcılar arasındaydı. Bilmeyenler olabilir, Fatih'in eşi Gülbahar Hatun'un türbesi de aynı avludaydı. İşte, hazır olun. İmamoğlu'nun o türbenin dışında yürürken ellerini arkasından bağlaması İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İnsan inanmakta zorlanıyor ama bakanlığın onayıyla mülkiye baş müfettişi görevlendirildi. Ve geçen hafta şu suçlamayla Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi istendi. 2020 yılında gerçekleştirilen bir program kapsamında ziyaret ettiğiniz Fatih Sultan Mehmet'e ait türbede elleriniz arkanızda bağlı bir şekilde gezinmek suretiyle saygısızlık yaptığınız iddiası. Sahi, yürürken bağlanan eller mi suçluydu, onlara suç yazan bağlı eller mi? Barış Pehlivan'ın yazısının ardından İBB sözcüsü Murat Ongun da Twitter hesabından yaptığı açıklamada soruşturmayı doğruladı. Ongun, Cumhuriyet Gazetesi'nde Barış Pehlivan imzalı köşe yazısında belirtilen bilgiler ne yazık ki doğrudur. Niyet okuma odaklı, izandan yoksun yeni bir soruşturma hazırlığı için başkanımızın ifadesi istenmiştir, ifadesini kullandı. İmamoğlu'na açılan soruşturmanın gündem olması ardından İçişleri Bakanlığı sözcüsü Mahir Çataklı, konuyla ilgili açıklama yaptı. Çataklı, soruşturmanın İmamoğlu'nun HDP'li belediye başkanlarını ziyaret ederek suçluyu övdüğü, yine ziyaret ettiği belediye başkanlarını ve anılan partiyi desteklediği, bir ziyareti esnasında Fatih Sultan Mehmet'e ait türbeye saygısızlık yaptığı iddiaları ile ilgili olduğunu söyleyerek soruşturmayı doğrulamıştı.